Amerikan siding'e başlarken ilk önce tutalara 60-70 santimle aralıklarla Bulldex veya Dubel Vida dediğimiz vidalarla duvara vidalanır. Sonra pencere kenarları pencereden bir parmak uzaklıkta çıtalarla monte edilir. Yine dubel vida aralıkları 60 ya da 70 santim olmaktadır. Kalan kısımlarda 60'ar santim aralıklarla dubel vida yardımıyla sıkılarak 60 santim Amerikan siding çıtalarımızı 60 santim 60 santim aralıklarla attıktan sonra dış cephenin bütünlüğünü sağlamak için ısı yalıtımını aralarına sıkıştırmaya başlayacağız şimdi. Yapılmış olan Amerikan siding çıtalarımızın arasına plaka halindeki taş yünlerimiz el yordamıyla sadece sıkıştırılarak konmaktadır. Hiçbir şekilde yapıştırıcı veya kalekin, köpük gibi yapıştırma malzemesi kullanılmamaktadır. Çıtanın fazlalığından kalan ufak tefek çıkıntılar falçata yardımıyla alınır. Bu işlem tüm duvarları kaplayana kadar devam etmektedir. Amerikan siding taş yünü plakaları 60 santimde bir olan çıtaların arasına yerleştirildikten sonra üzerine nem bariyeri serilmektedir. Nem bariyeri birbirinin üzerine 5'er santim bindirilmek suretiyle bina boyunca devam ettirilerek vidalanmak suretiyle binanın su, nem ve rutubetini dışarı atmak amacıyla bina üzerine bohçalama sistemiyle vidalanmaktadır. Senin adı? Bu kablo ne? Anten. Ya buradan mı çıkartacaksın? Ha, oradan çıkartacaksın. İşte fazla aşağı inme. İçeriden gelen anten çıkışı falan varsa onu direktman delerek çıkartabiliyoruz. Bir sıkıntı olmaz. Amerikan siding'in nem bariyerini çektikten sonra Amerikan siding'in camlarına, köşelerine Amerikan siding sövesi ve köşe dediğimiz dar dış köşe panelleri yerleştirildikten sonra en alt parçaya J kanal vidalanarak terazili bir şekilde ayarlanıyor. Ve Amerikan siding panelleri bir haç atılarak ortaya 3 metre 80 santimde bir düzenli bir şekilde montajı yapılıyor. Amerikan siding haç profili yerleştirme yapılacak şimdi ekleme yapabilmemiz için tırnaklar açıldıktan sonra J kanalının içine oturtuluyor. Üst tarafta pencere sövesinin altına gireceği için orası da çizilerek yeri belirtiliyor.
Normalde bunu gönye cetvelle yapmamız gerekiyor. Yerine tam otursun diye tekrar kertildi. Şu anda haş profili sövenin altına yerleştirdi, terazisine bakılacak. Şu anda düzgünlüğüne bakıldı. Vidalar atıldı. Panelimiz içine yerleşecek. Alt taraf ayarlandıktan sonra son teraziye bakıyoruz. Ayarlamasını yapıyoruz. Paneller yerine göre kesildikten sonra yukarı doğru itilerek kanatlar birbirine geçiyor ve vidalama işlemi yapılıyor. Vidaların etin üzerinden değil de belirli deliklerden hareket etmesi için, depremde oynayabilmesi için gevşek atılıyor. İleri geri ve sağa sola hareket olanağı sağlanıyor. Bir diğeri bittikten sonra tekrar diğeri takılarak işleme devam ediliyor.